Türkiye'de yerleşik resmi ideoloji aslında ırkçı bir temele dayanıyor. Yani coğrafyamız çok zengin etnik kimlikler, inanç kimlikleri barındırmasına rağmen sadece Türk ve Sünni Müslüman kimliğini temel olarak oluşturulmuş bir resmi ideoloji var. Zaten Türklük üzerine kurulmuş bir rejimden söz ediyoruz. Yani diğer bütün kimlikler ya yok edilmişler ya da yok sayılmışlar ve asimilasyona tabi tutulmuşlar. Yani bunların içinde tek hani kendi kimliklerini koruyarak ve mücadeleye devam eden Kürtler. O nedenle de bu tür ırkçı pratikler dönem dönem çok yaşanıyor. Ancak özellikle son bir yıldır sanki bir gizli el bir düğmeye bastı ve ırkçılıkta müthiş bir şey var. Yani artış var. Irkçı pratiklerde çok büyük bir artış var. Bu birincisi Kürt meselesiyle ilgili. Yani özellikle Rojava'daki gelişmeler, Kürt meselesinin bir uluslararası mesele olarak konuşuluyor olması egemen güçleri rahatsız ediyor ve tabii ki buna yönelik bir korku ve güvenlik politikası geliştiriyorlar ve bir nefret dili gelişiyor. Yani resmi güçler kullanıyor bu resmi şeyi, nefret dilini. Ki burada da MHP'nin ben çok büyük bir etkinliği olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda MHP Türkiye'nin iç siyasetine tamamıyla hakim olmuş durumda. Yani AKP'nin elini kolunu bağlamış, hiçbir söz söyleme hakkı bile bırakmamış durumda. Aslında AKP'yi rehin almış durumda şu anda MHP. Ve MHP'nin o ırkçı ve ötekileştirici dili bütün topluma yayılıyor. Zaten şiddet böyle bir şey. Yani biz kadına yönelik şiddetten söz ederken de bunu kastediyoruz. Çok kolay yayılıyor. Resmi güçler tarafından o şiddet ve ötekileştirici dil kullanıldığında çok çabuk topluma yayılıyor. Bunun dışında tabii sosyal medya diye bir gerçekliğimiz var ve sosyal medya üzerinden çok ırkçı paylaşım yapılıyor ve bunlara hiçbir cezai yaptırım gelmiyor. Özgürce bunları yapmaya devam ediyorlar. Yani sistem önünü açıyor bu ırkçı pratiklerin. Özellikle Ahmet Spor'un ben bu ırkçı yapıyı çok rahatsız ettiğini düşünüyorum. Çünkü futbol kitleleri çok etkileyen bir spor dalı. Yani örneğin Barcelona'nın tarihine baktığınızda askeri diktatörlük döneminde Katalanlar maça giderlermiş çünkü sadece Katalancayı maçta slogan atarak bağırdıkları için Barcelona maçına giderek örgütlenirlermiş. Aslında Ahmet Spor'un da böyle bir gerçekliği var. Bir siyasi partiden daha fazla örgütleme gücü oluştu Ahmet Spor'un Kürt halkını. Bundan çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Yani bir kere Ahmet ismi, yani zaten Bahçeli isme baştan karşı Ahmet ne demek diyor. O nedenle Ahmet Spor'a yönelik bir nefret gelişiyor. Çünkü orada bir Kürt temsiliyeti görüyorlar ve örneğin geçen gün Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım'ın, birçok Kürt'ün ölümünden sorumlu Mahmut Yıldırım'ın maskesini takarak Ahmet Spor maçına gidiyorlar. Bunun altında yatan şu: Kürtlere karşı ırkçı bir nefret var ve hepinizi öldürmek istiyoruz demektir onun anlamı. Bunlara izin veriliyor. Ancak bir kamuoyu oluşturduktan sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldılar. Ama orada gerçek anlamda hani TCK 216'dan insanları tutukluyorlar, barış isteyen insanları halkı kin ve nefrete tahrikten, aslında esas o maddenin karşılığı işte o eylemler. Ama o insanlara hiçbir şey olmuyor. Bunun dışında İşçilerin dövülmesi, Kürt işçilerin, yine Samsun'da Urfalı işçilerin bulundukları evlere ateş açılması. Yani bunlar hep hayati risk, hayati tehlike taşıyan ırkçı eylemler ve maalesef ki önüne geçilmiyor. Yani zaten özellikle MHP'nin kullandığı dil bunları destekler mahiyette. Çok tehlikeli buluyorum ben. Yani bu yaşamsal bir tehlike insanlar için. Yani bizim yaptığımız diyelim ki sosyal medya paylaşımlarına da aynı şeyler oluyor. Yani
ben şeylerimi sınırlamak durumunda kaldım artık yoruma. Çünkü ben her gün tehdit alarak uyanmaktan bıktım artık. Yani sarı torba fotoğrafları görmekten. Yani o kadar özgürce yapıyorlar ki bunu. Hiçbir şey başlarına gelmiyor bu insanların. Yani istedikleri insanları, fikirlerini beğenmedikleri insanları ırkçı bir dille tehdit ediyorlar ve bunu özgürce yapıyorlar. Vallahi bu 90'larda bile olmadı. Yani ki bizim insan hakları savunucuları açısından 90'lar çok önemli bir dönemdi. Çünkü insanların işte gözaltında kaybedildiği, kontra cinayetlerde öldürüldüğü, köylerin yakıldığı bir süreçte bile bu kadar rahat ırkçı nefreti örgütlemediler. Yani bir kere sığınmacılar üzerinden büyük bir nefret örgütleniyor ve bunda maalesef ki ana muhalefet partisi CHP de olmak üzere kendilerini muhalefette tanımlayan bir takım siyasi partiler bunun önünü çekiyorlar. Yani bizim zaten bu coğrafyada her zaman ben dile getiriyorum temel sorunumuz bu. İktidar ve muhalefetin birbirine çok benziyor olması temel konularda. Örneğin Kürt meselesinde CHP belki bazen AKP'den bile geri noktaya düşüyor. Örnek vermek gerekirse işte barış süreci adı verilen bir süreç yaşandı. Bu başarıyla sonuçlandırılamadı. CHP'nin ana muhalefet partisi olarak şunu sorması gerekiyor AKP'ye. Neden başaramadın? Neden çözemedin? Başarıyla sonuçlandıramadın diye eleştirmesi gerekirken neden yaptın diyor. Neden teröristlerle masaya oturdun diyor. Yapmaman gerekiyordu diyor. Yani daha geri bir noktadan eleştiriyor ana muhalefet partisi. Zaten CHP ana muhalefet partisi olarak kurucu ideolojinin temsilcisi. Yani sorun bence burada. Yani gerçek anlamda bir muhalefet örgütleyecek, ırkçılığa karşı bir muhalefet örgütleyecek bir muhalefet yok. Var ama çok sınırlıyız biz. %15'iz en fazla. Yani gerçek anlamda muhalefet yapmaya çalışanlar. CHP bunun dışında çok fazla mağdur seçicilik yapıyor. Yani bir Kürt vekilin cezaevinde olması ya da bir Kürt siyasetçinin tutuklanmış olması, ne bileyim Kürt işçilere saldırı CHP'nin gündemine girmiyor. CHP'nin gündemine giren birkaç dava var. Onlar dışında CHP aktif bir muhalefet falan yürütmüyor. Mesela şeyi ben çok şaşırarak şey yapıyorum sığınmacılar meselesinde. Yani hiç kimse şunu sormuyor. Sığınmacılar neden burada diye soracaklarına Türkiye niye Suriye'de diye sormak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin şu anda Suriye'de maaşlarını ödeyerek beslediği cihatçı yapılar var. Yani buradaki açlık ve sefaletin en büyük nedeni bu savaş politikası. Ama bunu ne ana muhalefet doğru dürüst dile getiriyor ne sendikalar. Özellikle siyasi partiler ve sendikaların gerçekten bu ırkçı nefrete karşı bir şey yapmaları gerekiyor. Çünkü bu çoğalırsa, topluma yaygınlaşırsa, çünkü biz çok karışık yaşıyoruz bu coğrafyada. Çok fazla etnik kimlik birlikte yaşıyoruz ve en çok da tabii ki tehdit altında olan Kürtler. Yani çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. O nedenle herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor.